Bugün yeni bir videodan hepinize merhaba. Beni tanımayanlar için ben Deniz. Evet, şimdi birazdan çıkacağız. Nereye gidiyorsun diye sorarsanız bu sefer kendi anneme gidiyorum. Artık temelli döndüler İstanbul'a. Kardeşim işe başlayacak. Anneme götürmem gereken birkaç bir şey vardı. Onları hazırladım. Onu götüreceğim. Şimdi birazdan otobüs var. Hemen çıkmamız lazım. Çıkmadan önce de dedim ki size bir başlangıcımı evde yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş artık çıkalım dedim. Bakalım oraya gittiğimizde bizi neler bekliyor, ne olacak, neler yaşayacağız hiç bilmiyorum. Oraya gidince öğreneceğiz hepsini. Kanalıma hala daha abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını da açmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Durum güncellemesi. Otobüs bekliyoruz. Birazdan gelecektir büyük ihtimal. Ondan sonra artık binip hiç kalkmadan Üsküdar'a gideceğiz. Bu perşembe farklı bir yerdeyiz. O zaman oraya gittiğimizde görüşürüz. Biz Üsküdar'a geldik. Size birazdan benim büyüdüğüm yerleri göstereceğim. Biraz yükümüz ağır, yükümü Sinan'a verdim. Ama alacağım. Size oraları gösterdikten sonra ya şu güzelliğe bakar mısınız? Bence çok güzel ve ben çok özlemişim buraları. Tamı tamına 1,5 senedir evliyim. 26 yıl buradaydım. 26 yıl boyunca burada yaşadım, burada büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. Şimdi birazdan o dediğim yere gidince tekrar kamerayı elime alacağım. O zaman orada görüşürüz. Evet, geldi. Burası benim çocukluğumun geçtiği yerdir. Buralar değişti tabii. Şöyle oldu. Ben burada büyüdüm. Babamla beraber burada koşuştururduk. Hatta şöyle bir şey ki bizim burada yerimiz de var. Yani annem ileride tekne veya da ne bileyim böyle motor yat gibi küçük bir şey aldığında buraya koyabiliyor. Ben burada büyüdüm. Babam beni her canım sıkıldığında buraya getirir. Buradaki abilerimle işte amcalarımla babamın çocukluk arkadaşlarıyla burada takılırdım. Ve ne bileyim duygulandım. Bayağı oldu gelmeyeli çünkü. 1,5 sene oldu değil mi? Yani buraya gelmeyeli. Daha fazla değil mi? Daha fazla belki de. Öyle çok kötü oldum. Tüylerim diken diken oldu. Ama çok özlemişim. Kokusuna bile hasretim. Şimdi böyle. Buradayım. Neydi o bir laf vardı? Yakınımdasın ama dokunamıyorum. Yakınımdasın ama harbiden dokunamıyorum yani. Bu arada size Kız Kulesi'ni de göstereceğim. Hazır mısınız? Ve her zaman şu sözü söylerim. Karşıda oturan örnek veriyorum Hande. Tabii bunu bilen belki vardır bilmiyorum ama. Bilmiyorum sen biliyor musun? Söylediğim sözü de öyle. Neyi söylemeden bilemem. Sözü söyleyeyim. İstanbul beni sevdiklerimden ayırıyorsun ya. Boğazında kalsın Kız Kulesi. Böyleydi herhalde. Böyle bir söz vardı. Ve cidden doğru. İki yaka arasındaki sevdiklerimden beni ayırıyorsun ya, boğazında kalsın Kız Kulesi. Neyse, artık sahil turumuz bittiğine göre şimdi yavaş yavaş eve doğru gidelim. Yakacıktan muzdariptim yokuş diye. Buralar yakacıktan daha yokuş. O yüzden sonra görüşürüz. Elbet şunlardan biri de benim tanıdığımdır ha. Neyse, eve gittiğimizde görüşürüz. Hoşçakalın. Ben geldim. Hoş geldin. Evime geldim. Evlenmeden önceki evime. Tabii ki de bu evin bu halini size şimdi göstermeyeceğim. Ayrı bir vlog gelecek bunun için. Yani annemin ev turunu çekiyorum. Bu videodan sonra onu izleyeceksiniz. Tabii ki de her zamanki gibi baş köşedeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Demiştim ben kaptan kızıyım diye. Nasıl kendi evimde çapa, dümen şeyleri görürseniz bu evde de böyle
görürsünüz. Yani her evde bir tane var. Bakın bardaklar, ondan sonra başka yukarıda şeyler. İşte şunlar benim anahtarlığım, bunlar benim küçük Ali Kaptanım. Gösteremedim. Ordu'dan almıştım bunları, Hande ile Ordu'ya gittiğimizde. İşte böyle, bunları zaten size ilerleyen zamanda göstereceğim. Yani ev turunda göstereceğim. Şu an dinleniyoruz. Şimdi sana linç gelecek. Saygısız, kayınvalidesinin yanında yatıyor. Ama kimse bilmiyor ki 24 saattir ayakta. Uyuma vakti. Ay. O ne? Ay al kalsın, evde dolu var ondan. Aa. Yok yok yok, ben evi boşaltmaya çalışıyorum. Bu bana getirdiklerimi geri veriyor. İstemiyorum. Evet. Neyse biraz oturalım, annemle bir kahve içelim, sohbet edelim. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda görüşürüz artık. Öpüyorum sizi. Oy. Biz şimdi annemle beraber bir Üsküdar'a indik. Küçük bir işimiz vardı, onları hallettik. Şimdi eve geldik. Şimdi ben biraz dinleniyorum. Ondan sonra şimdi birazdan tavuklu bir salata yapacağız. Onu da sizinle paylaşacağım. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Editlemem gereken bir video var. Onu editleyeceğim. Çünkü yarın yayında olacak. Yani yarın günlerden perşembe. Siz perşembe günü, bugün editleyeceğim videoyu izlemiş olacaksınız. Sinan uyuyor. 6'da mesai alacak. Başka da bir şey yok. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizi ne bekliyor, ne olacak hiç bilmiyorum. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Biz tavuklu salata yapıyoruz. Annem bunun adı göbek normalde de, bazıları ne deniyor buna? Iceberg. Iceberg dedi. Evet. Doğruyor. Bu şekilde doğruyorsunuz. Böyle. Böyle büyük bir kaba yaparsanız daha iyi olur. Karıştırması kolay olur sizin için de. Bunları böyle doğrayalım. Ondan sonra gelelim. Bu arada da göğüslerinizi bu şekilde haşlıyorsunuz. O zaman biraz bakalım pişsin. Geri kalan adımları da birazdan göstereceğim. Birazdan geliyorum. Şimdi bu salataya kapya biber koyuluyor. Annem şimdi kapya biberlerini doğruyor. O sırada tavuklarımız da pişti. Soğusun, dideceğiz. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Ya da istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Biz genelde böyle salatada domatesini, salatalığını, biberini hep büyük büyük parçalarla yemeyi sevdiğimiz için. Çatala iyi gelmesi için. Aynen. Ben de kırmızı biber çok severim. Hatırlıyor musun? Alıyordun böyle. Hı-hı. Yiyordum hepsini. O büyük dolmalıklardan yiyordum. Bunu da yerim. Hadi bana bağırman lazım şu an. Bırak bitiyor diye. O zaman da küçük geldi. Hayırdır, sen kameralara mı oynuyorsun? Evet. Kameralarda ciddi olmak zorundayız. Niye? Niye mi? Buradakiler ciddiyet sevmiyor. Eğlence lazım. Hmm. Kaos, kan lazım, vahşet lazım. Oo. Burada çok ses var mahalle olarak. Bizim orada o kadar ses yok. Biliyorsunuz. Sessiz sakin bir yer. Sen 11. kattasın canım. Ben kaçıncı kattayım? 4. kattayım. Onlar ufaktan olabilir mi acaba? Bir de buradan çok araba geçiyor. Bizim oradan da araba geçiyor ama gece genelde kamyonlar Samandıra gişelerinin oradan geçiyorlar. Bize de yakın olduğu için duyuyoruz. Biberleri böyle böyle doğrayıp bunun içine böyle atalım. Ay renkler çok güzel. Şu da doğransın, öf. Yani bu. Bunu yapıyorsunuz. Geri kalan işlemi de birazdan göstereceğim. Ben gidiyorum. Bir de bu salatanın olmazsa olmazı kornişon turşu. Bundan da yiyeyim. Bak şimdi ellerini vuracağım. Başladım yani. Aa. Gerçek yüzü işte bu. Kötü anne. Herkes kötü anne diyecek bana. Ben bunu elime yapsam daha iyi. Rahat yaparım. Yani kibarlık yapıyor burada şey. Ay kamera karşısındayım canım. Kameralara oynuyor. Kamera karşısındayım, birazcık böyle kibarcık olayım.
Ben öyle mıy mıy işi onlar sevmem. Benim hötötlüğüme alıştılar, merak etme. Tamam. Ben hötöt zaten yapamam da. Ya hötöt derken kibar olmadığımı biliyorlar. Yok, ben pratik yaparım ama. Kibar yaparım. Kibar yaparım. Bak kısmetim işte önüme geldi. Kısmetine geleni al. Bu da kısmetim o zaman. Bak şuradan bu tarafa geçmiyorsun. Sınır geçme. Niye sınır bu? Hayır. Sınır burası. Burası. Evet. Üf olmadı. Kaçırsın. Bak geldi gel. Bak. Bak işte sınırına geleni al dedim sana. Ben çok midemi yakamam şimdi. Yeter bence ya. Son zaten ben onu yeterine kadar koydum. Yeterine kadar koydum. Evet. Yeteri kadar aldım. Yeşiller koyu yeşiller, kırmızılar. Oh. Şimdi tavuğumuzu dideceğiz. Tavuğu da dittikten sonra asıl mesele burada. Bunu da ben yazmıştım. Asıl mesele orada. Onu da göstereceğim. Yani tavuk didmeyi de biliyorsunuzdur artık. Bilmiyorsanız şöyle bir izleteyim. Şimdi tekrar anlatıyorum. Iceberg'imizi doğradık. Yani Türk diliyle göbek salatamızı, kırmızı kapya biberimizi ve ayrıyetten kornişon turşumuzu doğradık. Böyle kaldı. Şimdi bunları dideceğiz. Bunları dittikten sonra bunun içine katacağız. Ama tavuklar birazcık soğuması gerekiyor. Tabii. Yoksa pişirir sebzeleri. Aynen öyle. Ondan sonrasını zaten göstereceğim. O zaman annem tavukları ditsin, ben de yardım edeyim. Sonra görüşürüz. Evet, annem tavuğunu da ekledi üstüne. Şimdi Allah ne verdiyse o. Allah ne verdiyse derken bu kadar da bahsetmemiştim. Göz kararı. Annemin göz kararını bilmiyorum. Biraz fazla saldım. Biraz fazla koydu. Mayonez koyuluyor. Şimdi bir de üstüne yoğurt koyacağız. Körisini döküyorsunuz. Şimdi karıştırdıktan sonra tekrar. Yani hepsini kendi ağız tadınıza göre göz kararı koyabilirsiniz. İşte mayonezi, yoğurdunuzu, ayrıyetten işte körinizi kendi ağız tadınıza. Evet, kıvamı çok önemli. Burada kıvamını da göstereceğim nasıl olduğunu. Ne yaptın? Bu da mı benim hakkım? Sınırı geçtim. Yoğurdu da döktük. Şimdi karıştırıyor. Bununla harmanlıyorsun. Böyle çok sulu sulu da olmayacak yoğurt. Böyle sanki evet. Nasıl diyeyim? Amerikan salatası gibi ama ne çok sulu ne çok böyle. Bir tadına bir bak bakayım, köri istiyor mu birazcık daha? Bakayım, en sevdiğim. Ha ha ha. Obley, obley. Biraz daha koyabilirsin. Al bunu. Köri mi? Hı hı. Biraz da tuz. Tamam bence. Bence tamam. Böyle bir güzel yediriyorsun. İnatla o kaşığı aldın gene. Büyük olduğu için alttan karıştırsın. Tahtayı bırakıp büyüğüyle karıştırsın. Böyle körinin o sarımtırak tadı, aman sarımtırak rengi geliyor. Ne çok koyu ne çok şey. O şimdi biraz kendini de salacak. Evet. Böyle salata ama çok güzel oluyor. Bence deneyin derim. Ben çok seviyorum. Ben bunu evde yapacaktım ama sonra yapamadım. Bence denenmeli, mükemmel. Afiyet olsun şimdiden. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Elinize sağlık diyorum. Deneyenler de bana Instagram'dan yazarsa sevinirim. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Ona ekstra mısır koyabilirler. Ha evet, mısır da koyabilirsiniz. Biz mısır koymadık bugün ama... Daha doğrusu unuttuk. Evet, yapanlara şimdiden eline sağlık diyorum. Afiyet olsun. Yapanlar da Instagram'dan yazarsa sevinirim. Bence denenmeli. Mükemmel bir meze diyeyim ben buna. Çok güzel oluyor. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Salata böyle soğudu. Ben bunu yiyeceğim. Sabah kahvaltı da yapmadım. Şimdi yiyeceğim. Deneyin derim. Çok güzel oluyor. Ah, şu an arkada tıkmıyorum. O zaman hadi bana afiyet olsun. İkinci günden hepinize merhaba. Biz hala annemdeyiz. Bu akşam da burada kalacağız. Balık çekti canımız. Annem bize balık yapıyor.
Ahmetler kızartıyor. O mis gibi. Kocaman istarvitler. Burada da salata malzemelerimiz var. Bunlar da olsun. Sonra balıklarımız. O zaman balıklar pişsin. Sonra görüşürüz. Üçüncü günden hepinize merhaba. Evet, evimdeyim. Çünkü bunun sebebi şu. Bir telefonla, yani bize bir telefon geldi dün gece ve acilen apar topar çıkıp buraya gelmek zorunda kaldık. Şimdi evdeyim. O yüzden tam videoyu da kapatamadım orada. Annem nerede? Şimdi çamaşırlarımı atacağım, yemek yapacağım. Videoyu da bu şekilde sonlandırayım dedim. O zaman biz çamaşırlarımızı atalım. Ondan sonra... Bugün toplamda 3 makine çamaşırım var. Hepsi yıkanacak bu akşam bugün. Ben çok çamaşırı taraftarıyım. Çok birikmeden makineyi çalıştırma taraftarı değilim. Hem elektrikten tasarruf olsun diye. Hem de boşu boşuna, biliyorsunuz ki şu dönemde deterjanların pahalı olmasından ötürü. Yani tek seferde işte çok az çamaşır olduğunda çalıştırmak taraftarı değilim. Hepsi dolsun, ondan sonra çalıştırma taraftarıyım ki gördüğünüz burası ağzına kadar doluydu. O yüzden şimdi 3 postada yıkayacağım. Ha tabii böyle elektrik daha fazla mı gider? Bilmiyorum. Yani onu normal elektrik faturasında göreceğim. Bizim zaten elektriğimizi toplasanız 150 geliyor. Çünkü Sinan sürekli bilgisayar başında olduğu için. Şimdi 3 postada bunları yıkayacağım. Ondan sonra bunlar yıkanırken biz de yemek yapmaya geçelim. Yemeğimiz olurken de küçük odadaki geçen gün gösterdiğim, geçenki videoda gösterdiğim çamaşırlarım kurumuş. Onları beraber katlarız. Sentetik. Onlar zaten ayarlı 40 derece, tamam. 1200'de sıkıyor. Sadece şu sarıyı ayrı yıkayacağım. Çünkü niye diye sorarsanız bu boya veriyor. Siyahlarla mı yıkasam diye de düşünmüyor değilim. Yani bilemedim. Belki öyle yaparım. Bir de anneme gittiğimde ben şöyle iki tane böyle alt pijama aldım. 10 liraydı bunlar. Hani rahat rahat evde giyebileyim diye. Güzel ya, değil mi aşkım? Şirinler böyle. Kumaşı falan da çok güzel. Yani şöyle göstereyim. Hani ifil ifil, çok şirin. Böyle. Biri bu renk. Böyle pembeli yeşilli. Beyazlarla yıkayacağım. Bu da böyle mavili, yeşilli, sarılı. Biraz Fenerbahçe yandıran. Böyle rahat. Şimdi bunlar yıkansın. Biz de o sırada yemeğimizi yapmaya gidelim. Ama şimdi çamaşırları ellediğim için ellerimi bir yıkayayım. Çünkü biliyorsunuz ki kirliler. Ellerimi yıkayayım, sonra yemek yapmaya geçelim. Hatta artık bunu da kirliye atalım. Yenisi gelsin. Ben genelde havlularımı 2 günde bir değiştiririm. Çünkü Sinan ıslak havlu sevmez ki ben de sevmem. Koku yapıyor. Ama mis gibi yumuş kokuyor kocacığım. Bunu da böyle asalım. Hadi o zaman mutfağa. Evet, mutfağa geldim. Sinan 2-3 tane tabak vardı, onları yıkıyor. Ben de burada barbunya yapacağım. Üstünü geçene kadar suyunu koydum. Altını yaktım. Şimdi bunlar kaynasın. Kaynadıktan sonra diğer işlemlerimizi yapalım. Bu akşam menüde pilav, barbunya var. Sinan'ın en sevdiği şeyler. O zaman kaynadıktan sonra diğer işlemlerini yaparken siz de beni izleyin.
Havuçlarını da doğradım. Gördüğünüz gibi biraz zor oldu ama havuçları da doğradım. Şimdi biraz daha yumuşamalarını bekliyorum. Ondan sonrasında tenceremi alacağım. Önce havuçlarımı bir güzel yumuşatacağım zeytinyağında. Ondan sonra barbunyamı koyacağım. Ondan sonrasında salçasını koyacağım. Tuzunu falan ekleyeceğim. Ondan sonra pişireceğim. O zaman bekliyoruz. Evet, bir tane de soğan kesiyorum. Soğanlarımı kavuruyorum sarımsakla beraber. Benim gözlerim çok hassas olduğu için büyük rondondan geçirdim, şu kırmızı rondodan. Bak şu an bile yanıyor. Bir de göz tansiyonum da var. Direkt sulanıyor. Şimdi hemen bu bittikten sonra, soğan kavurma işi bittikten sonra hemen gözüme acilen suni gözyaşı damlamı sıkmam lazım. Şu an tencere büyük olduğu için içini göremiyorsunuz sanırım ama şu an soğanlarımı kavuruyorum. Aha, gözüm çok yandı. Derler ya eskiler, bu soğanı diken çok osurmuş diye. Öyle bir muhabbet vardı sanırım. Havuçlarımı ekledim. Çünkü havuçlar biliyorsunuz geç yumuşuyorlar. Kimisi patates de koyuyor bunun içine ama ben patates koymayacağım. Bizde barbunya, havuç, barbunya ve soğanla yapılır. Dereotu da koyan oluyor ama tabii herkes bildiği gibi elinin lezzetine göre yapıyor. Görünümünü de göstereyim. Böyle. O zaman devam. Biraz biber salçası. Tane domates salçası. Tamam mı bunu? O da renk versin diye koydum. Ay şu sese bayılıyorum. Bayılıyorum yemek yaparken ya. Son hali bu şekilde. Son hali suyunu koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu kadar. Şimdi bunun pişmesini bekleyeceğim. O sırada da ben şu yaptığım pisliği hemen böyle elimde yıkayayım. Makinem çalışıyor çünkü. Evet, bulaşıklarımı da temizledim, yani yıkadım. Burayı da mis gibi yaptım. Şimdi bu burada biraz
fokuramaya başladı. Birazdan bunu sebze programına getireceğim. Ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Yani pişmeye başlayacağım. Şu an hatta getirelim beraber. Şimdi bu 3 programlı, pardon 2 programlı normalde. İlk başta bu kısmından buharın çıkmasını bekliyorsunuz. Sonrasında hangi et pişiriyorsanız ikinci programa, sebze pişiriyorsanız da birinci programa getiriyorsunuz. Şimdi ben bunu birinci programa getireceğim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi buhar durdu. Şimdi şuradaki kırmızı ventil yukarıya kalktığında, tabi bu süre zarfında program 1'e getirdiğimde süre tutmaya başlıyorum. 15-20 dakika en fazla sürede pişiyor. Buradaki ventil yukarı kalktığında tamamen kapatıyorum altını, 15-20 dakika sürem dolduktan sonra. Bu ventil havaya kalkacağı için kapattığımda altını aşağı inmesi için beklemem gerekiyor. Bu ventil bu hale gelene kadar asla bunun kapağını açmıyorum. Bu ventil aşağı indikten sonra bunu free kısmına getirip içinde kalan buharı boşaltıyorum. Ondan sonra kapağını açıyorum. 5 dakika altını kapattıktan sonra bekliyorum. Ya gayet kullanışlı bir düdüklü. Ben düdüklümden çok memnunum. Yani Karaca'nın şu zamana kadar yaptığı en güzel şey olabilir bence diye düşünüyorum. Şimdi bu burada pişe dursun. Biz de gidelim kuruyan çamaşırlarımızı katlamaya. Hadi bakalım. Sonra pilav yapacağız. Açtım. İşim var mı? Hadi çamaşırlığımızı tatlayalım. Sinan'ın en sevmediği şey çamaşır katlamak ama ne yapalım? Ben gidiyorum. Nereye? Camdan aşağıya. Ben de gitmek istiyorum da olmuyor işte. Hadi gel bir tane. Çok yok ya. Bu sefer çok yok. Ne yaptın sen? Hiç. Kamerada görürüm. Kamerada görürüm. Ne yaptın sen? Orası niye kalkık? Hava alsın diye açık bıraktım. Ya he he. Vallahi hava alsın diye açık bıraktım şey annene giderken. Allah Allah. Yalancı oradan çanta aldım demiyor da. Çanta aldım sonra hava alsın diye açıp bıraktım. Şimdi çok çamaşırımız yok. Burayı hemen şöyle. 78 ailenin çamaşırı var sadece. Çok çamaşır yok. 78 aile derken. Çünkü diğerlerini asacağım. Şimdi bunları böyle katlayalım. Çamaşır katlama işimiz bitti. Ben size biraz askılığımdan bahsedeyim. Ben bu askılıktan çok çok memnunum. Hatta bayağı da çamaşır alıyor. Şuradan şu şekilde ittirdiğinizde böyle kapanıyor. Aynı şekilde bunu da böyle ittirdiğinizde o da buradan şu tekerle ne kadar yapabilirim? Bilmiyorum. Böyle kapanıyor. Bacak kısımları da yani şunlar da buraya katlanıyor. Ve bunu kaldırmanız o kadar kolay oluyor ki. Yani nasıl gösterebilirim? Sinan'ın işi bitsin. Bacağını katlayıp gösterebilir misin bize? Bakın. Aynı şekilde orayı da. Şuralarında tuşlardan bacaklarını katlıyorsunuz. Ve bu hale alıyor. Biraz uzağa geçip şey yaptım. Yani bu hale alıyor ve bunu ister dolap arasına, ister yatağınızın altına, nereye isterseniz kaldırabilirsiniz. O diğer kaba, ne deniyor ona? Kaba çamaşır kurutmalıklarından çok çok iyi bence diye düşünüyorum. Ben 149 liraya almıştım. Eğer bulabilirsem bana Instagram'dan sorun, size sayfalarını atayım. Hatta çorap kurutmalık için olanı da yapmışlar küçük. Ondan da almayı düşünüyorum aslında. Hani çorapları leğenin içinde kurutuyorum ben normalde. Ondan da alıp şuraya bir yere patronun boyunda zaten. Şuraya bir yere koyup ona da çoraplarımı asarım. Açılışını da gösterelim. Bacaklarını böyle kaldırıyorsunuz. Hmm.
dik pozisyona getiriyorsunuz. Bunu buradan çekiyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde yapıp sonra buradaki mandallarının şuralarında şuralarını, yani normalde bunlar böyle oluyor ben kilitlediğim için. Bunları buralardan kapatıp kilitliyorsunuz ki hiçbir şekilde hareket etmesin. Bence güzel. Bence kullanışlı. Sence? Sen kullanıyorsun. Yok yani. Hayır, hani pratiklik bakımından güzel. Kullanışlı bence. Bu ipten bir tane daha geliyor kutunun içinde. İsterseniz gerginleştirebilirsiniz, isterseniz gevşetebilirsiniz. Bunları zaten biz taktıydık, değil mi? Böyle mi gelmiş? Bu da geldi. Ama bunu gerginleştirmek şey, çünkü şundan dolayı şu şekilde olduğu zaman zaten çok gergin oluyor. Evet. Yani eğer gerginleştirirseniz kapatırken zorluk yaşarsınız. Hem zorluk yaşarsınız hem de eğer biraz zorlarsanız da kopar. Bu çelik halat, ip değil. İçi çelik bunun, değil mi? Yani kopma olasılığı sıfır. Bakın çekiyorum. Allah ne verdiyse çekiyorum ama kopma olasılığı sıfır. Ben gayet memnunum. Eğer isterseniz bana Instagram'dan yazın. Ben size sayfalarını atarım. O zaman şimdi ne işimiz kaldı? Başka bir işimiz kalmadı. Yemek piştikten sonra pilav yapacağız. Ondan sonra bakacağız artık. Diğer çamaşırlarımızı asacağız. Anneciğim bak. İyi ki varsın Doğu. Çok fazla kamerayı sevmeyen bir kedimiz var. Cidden sevmiyor. Fotoğraf çekilmeyi bile sevmiyor. Zar zor çekiyorum. Bu arada mis gibi barbunya kokmaya başladı. Ventilimiz kalkmış mı bakalım. Evet, ventilimiz de kalkmış. Hemen gösteriyorum. Ventil havada. Ama biraz daha var süresi. Şimdi ben biraz oturayım. Bir sodamı içeyim. Ondan sonra... Bu arada çamaşırlarımız yıkanıyor mu onlara? Bir bakalım. Evet, yıkanıyor. 52 dakikası var daha. Ondan sonra ben biraz dinleneyim. Ondan sonra diğer yemeklerimizi yapmaya geçelim. Sonra görüşürüz. Mutfağa geldim. Şimdi bu bitti. Yani pişti. Evet, altını kapatmış bulunmaktayım. Şu an böyle. Şu ventilin aşağı inmesini bekleyeceğim. Soğumasını bekliyorum yani. Bu ventil aşağı indikten sonra bunu açacağım. Şimdi biz pilav yapalım. Maalesef şu anda pilav yapamayacağım çünkü pilav tencerem makinenin içinde. Makinenin bitmesini beklemem gerekiyor. Üzüldüm. O zaman biraz bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Yani ne kadar var? 2 saat 29 dakika var. Pilavı yapmak için de çok erken zaten. Bakın buharı indi. Yavaş yavaş ventil de aşağı iniyor. Ventil de aşağı insin. Öyle devam edelim. Patron burada yaramazlık yapmış. Biliyorsunuz ki perdelerimi de yıkamıştım. O gün asıp gösteremediydim. O zaman ne yapalım? Makinenin bitmesini bekleyelim. Yemeğimiz pişti. Çamaşırımıza bakalım bu arada. Su faturasını da ödedim de. Bunu dosyalıyorum ben. Bütün ödediklerimi dosyalıyorum. İleride bana bir problem çıkmasın diye. Bunu şimdi dosyasına koyacağım. Bu arada ben anneme gittiğimde anneme yeni bir telefon almak zorunda kaldık. Annemin telefonu bozulmuştu. Sonra ben Turkcell'e gittim. Turkcell'deki kız benim faturamın çok yüksek olduğunu söyledi. Sizin faturanızı şu an burada yıldızlı bir teklif çıkıyor dedi. Ben dedi bunu dedi normalde 600 küsür lira fatura ödüyorum ben. 600 liralık faturanızı 500 küsür liraya indireyim dedi. Turkcell'in de size hediyesi olan şu power bank'i size vereyim dedi. Ben de olur dedim. Faturamı 510 liraya falan indirdi. Buradan teşekkür ediyorum kendisine. Bu iki türlü çalışıyor. İster telefonu üstüne koyup şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz de kablolu bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. 10.000 mAh'lık bir power bank. Güzel de. Bakalım ne kadar kullanışlı olacak. Zamanla zaten söylerim. Sizinle şunu yapalım. Benim boğazlarım dün ne olduysa bilmiyorum. Çok ağrımaya başladı. Böyle sesim kısıldı. Yeni toparlıyorum. Şimdi sizinle beraber onu yapalım. Bu annem bunu Antalya'dan almış. Böyle keskin bir kokusu var. İçinde okaliptus var. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Okaliptus var. Dağ kekiği var. Nar var. Birçok bir şey var. Kışın çok iyi olacağını söyledi. Şimdi bunu sizinle beraber yapalım. Ben biraz içeyim. Boğazlarımı yumuşatayım. Çünkü konuştukça sesimin gittiğini fark ediyorum. Oradakilerden bir tanesi bundan sadece bir çay kaşığı ucu kadar
kullanacağımı söylemiş. Ama ben biraz daha katacağım. Çünkü çok ağır ve acı. Yani acı değil aslında. Nasıl diyeyim? Nane olduğu için şuradan itibaren yakıyor. Şimdi sıcak suyum kaynasın. Hemen size rengini de göstereceğim. Ya böyle şeffaf bir renk oluyor. Üstündekiler de daha kekiği. Kokusu böyle Vicks'i andırıyor. Şimdi bunu bir içeyim. Sesim gitmeden. O kekiğin tadını alabiliyorsunuz. Nanenin de tadını alabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki de ventilim inmiş durumda. Yani evet, şimdi biraz daha kalsın bu şekilde. Sonra bunu free kısmına getirip içindeki buharı boşaltacağım. Yani dediğim gibi düdüklümden çok çok memnunum. Herhangi bir patlama riski olmadı. Sadece bir kere başıma şöyle bir olay geldi. Ben maksimum seviyesi yazan yere yanlışlıkla fazla suyunu kaçırmışım. O yüzden free kısmına getirdiğimde bütün tavanlarım mısır olmuştu. Tek hatam oydu. Daha bilmiyordum. Hiç hayatımda hiç düdüklü kullanmamıştım ama bu düdüklüden çok memnunum. Şimdi biraz su olsun. Ondan sonra açalım bakalım yemeğimiz nasıl olmuş. O zaman ben şimdi içeri gidiyorum. Çayımı içiyorum. Ondan sonra geliyorum. Çayımı içtim. Yemeğimi 5 dakikadan fazla beklettim. Şimdi bunu açıyorum. Bakın çok az bir hava kalmış içinde. Şimdi onun boşalmasını bekliyorum. Boşaldı. Şimdi bunu buradan tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve açıyorum. Bakın herhangi bir problem yaşamadım. Şimdi bakalım yemeğe. Oh mis olmuş ya. Oh ya. Havuçlarım pişmiş mi ona bir bakacağım. Güzel olmuş. Ay aşkım sağlıyor. Pilav. Aşkım yapamadım. Başka pilav tencerem de yok. Olsa yapayım hemen. O zaman az bir şey koyup pilavı bekleyeceğim. Yani az bir şey koyayım. İşlesi biraz midemi tutsun. Hemen pilavımı yapacağım sonra. Ben pilav istiyorum. Bana pilav yapacaksın. Söyleyeyim bana. Yeter yeter. Suyunda? Az bir şey. Söyleyeyim buna. Buna buna. Bak buna. Tam buna. Bunu. Bunu söyleyeyim. Bana pilav yapsın. Göster. Çok güzel kokuyor. O zaman... Au sıcak. O zaman Sinan'a afiyet olsun. Hatta bir kaşık al bakalım nasıl olmuş. Çok sıcak. Güzel olmuş. Ben gidiyorum. Ay böyle işte. Yeter ki yemek olsun Sinan'ın. Ekmeğini yemeğini suyunu ver sesi çıkmaz. Şimdi o yemeğini yesin. Sabah kahvaltı yapmadı çünkü. Ben de o sıra çamaşır makineme bakayım tekrar. Evet son 5 dakikası kalmış. Ondan sonra sizinle çamaşırları asarız. Bulaşık makinesinin ne kadar süresi kalmış ona da bakayım. Ha daha 2 saat 5 dakikası var. Ben pilavı 2 saat sonra yapacağım yani. Aşkım duydun mu? Neyse karnın onunla doysun. Oh! O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Çamaşırım bitti. Şimdi ben bunları çıkarıyorum artık. Asacağız. Evet, çamaşırlarımı şimdilik şu şekilde astım. Diğerlerini de yıkayacağım. Bayağı yerim var. Yani bayağı çamaşır alıyor. Onları da yıkayayım. Ondan sonra onları da asacağım. Bulaşık makinesinde toplam 1 saat falan kaldı. Sonra pilav yapacağım. Ve sonra artık bu vlogu kapatıp diğer vlogumun başına geçmem lazım. O zaman şimdilik görüşürüz. Evet, makinem bitti. Şimdi pilav yapacağız. Ama pilavı ben değil, bu sefer Sinan yapmak istedi. Evet, Sinan'a hemen çeviriyorum kamerayı ve siz Sinan'ın pilavını göreceksiniz. Evet Sinan Bey, önce ne yapıyorsunuz? Ya. Kararsız kaldım çünkü. Bence yeter. Ama tereyağı çabuk yanacağı için arpa şehriyesini katalım lütfen. Bir saniye şey alıp geliyorum. Mühendis daha. Şuraya açayım mı? Bence hani orayı parlıyor diye. Yok, daha iyi gözüküyor. Karanlık kaldı. Evet. Bence yeterli. Sence? Bence de sence. Sence de bence. Bence de sence. Bu sıra pirincini yıka istersen ben onu karıştırayım. İşte hızlı olman lazım.
Seri. Ormandan gel ormandan. Açamıyorum. Bu sırada pirinci yıkıyor. Yakarsam öldürür beni. Hiçbir şeyine karışmayacağım. Bakalım nasıl yapacak. Biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geldi imalatını. Sanırsın da babasında pirinç tarlaları var zannedim. Ben pirincin demedim ama. Yok, şimdi ne yapıyorsun? Tavuk bulyonu eritiyorum. Eritiyorsun. Evet. Peki. Ya şöyle bir şey var. Ne düşünüyorsun? Bana çok geliyor bu. İşte Sinan ev işlerine çok yardımcı oluyor. Erkek adam erkek işi yap, erkek işi yapmalı. Erkek işi yapıyorum. İşte ev işi yapmamalı, temizlik yapmamalı. Bunları videoya çekmemelisin diyorlar bana. Bu konuda ne düşünüyorsun? Of. Haydi öner. Bir işin erkeği, kadını vesairesi yok. Ben ne yapabiliyorsam Deniz de aynısını yapabilir. İki işi bir arada yapamayan Sinan. Tam bu kavrulur o. Acele etmene gerek yok. Ama iki tane koyduğun için ona biraz daha su koymanı tavsiye ederim. Ya ondan dolayı dediğim gibi ben burada yemek de yapacağım. Daha doğrusu Deniz'e yemek konusunda da yardımcı olacağım. Temizlik konusunda da yardımcı olacağım. Deniz bana herhangi bir iş konusunda o da bana yardımcı olacak. Çünkü biz evliyiz ve bu evde iki kişi, ikimiz yaşıyoruz. Sadece ben yaşamıyorum. Veya sadece Deniz yaşamıyor. Yeri geldiği zaman temizlik de yaparım. Yeri geldiği zaman yemek de yaparım ki elimden gelir. Şimdi diyecekler ki tuz atmadın veya diyeceksin ki tuz atmadın. İki tane bulyon attığım için tuz atma gereği duymadım. Ama bence biraz suyuna bakarak atabilirsin gibime geliyor. Çünkü pirinç tuzu çeker. Ben de iki bulyon attığım için tuz atma gereği duymadığımı tekrarlıyorum. Hadi seni kırmayarak tuzuna da bakalım. Ya babam da galiba arada sırada pilav yapıyordu. Diyorsun. Tabii. Peki. Sence o su yeterli mi? Biraz daha atacağım da. Ya bak bana bir yönlendiriyorsun şu an. Ya hayır, yönlendirmiyorum, soruyorum. Sence o su yeterli mi? Biraz daha tuz, yani biraz daha tuz diyorum. Biraz daha su koymam lazım. Bak bugünkü bu videoyu senin kapatmanı istiyorum. 2 sene sonra pilav yapmaya kalktım. 2 sene oldu değil mi? Yani 1,5-2'ye yaklaştık, az kaldı. Yok, ondan önce de zaten çok şey yapmamıştım. Göreceğiz tane tane mi olacak. Yani iş konusunda ben seni zorluyor muyum yoksa sen kendin kalkıp yapıyor musun? Niye zorlayacaksın? Yani zorlanarak zaten bir iş yapılmaz. En fazla beni burada işte tereyağını atarım. Sonra şeyi kavururken sen elini aldığını gördüğüm zaman ben gidiyorum deyip giderim. Ama o değil. Ben burada severek mesela yemek yapıyorum veya temizliğe yardım ederken severek yapıyorum. Bunları da silah zoruyla söylüyorum. Arkada silah elim tutuyor. Burada. Arkada silah tutuyorum. Ben de dedektif Gadget zaten buradan. Yani bana bunda yorumlarda çok soranlar vardı. İşte hele bir tanesi çok takılmış. Sana iş yaptırmam ve kameraya çekmem onu çok rahatsız etmiş. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Bir önceki videoda yorum yazmışlar. Bence erkek kadının işini yapabilir, kadın erkeğin işini yapabilir. Kadın erkek ayrımı yoktur bana kalırsa. Neler görüyoruz? Biz kadınlar şu an bize vatan için askere de çağırsalar kalkıp gideriz. Hani bunun kadına erkeği yok bana kalırsa diye düşünüyorum. Ne kadar doğru düşünüyorum bilmiyorum. Benimle aynı fikirde olanlar da yorumlarda belirtirse de çok sevinirim. Bence erkek de kadının işini yapabilir. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bundan yıllar önce bir reklam vardı. Yanlış hatırlamıyorsam reklamdı. Ağız olan konuşuyor. Nokta. Ne oldu şimdi? Altını kıstın mı bunun? Onu da sen yapıver. Zaten kısık. Beni ilgilenmez. Pilav senin pilavın. Pilav benim pilavım. Altı zaten kısık. Peki. Kaç dakika böyle kalacak? Onu bilemem. Ne demek? Onu bilmiyorum. Süre konusunda sıkıntılarım var. Süre veremem ama suyunu çekecek. Çektiği zaman altını kapatacağız. Sonra üstüne işte havludur, peçete kağıttır vesaire. Peçete kağıttır.
Halbuki kağıt değildir ama. O bu demlenecek. Demlendikten sonra yemeğe hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Peki. Meğerdi Usta gidiyor. O zaman videoyu kapatır mısın? Beni izlediğiniz için demek isterdim ama değil. Deniz'i izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer Deniz'e destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını açmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda, bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, videoyu Sinan kapattığına göre ben de size kocaman öpücüklerimi yolluyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yani pilav oldu ya, bence oldu. Becerdi diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir bakalım. Bence oldu. Benim kocam yapıyor ya. Darısı sizin kocalarınızın da başına inşallah diyorum. Görüşürüz.